Biraz önce de belirtildiği gibi lise müdürümüz son derece güzel bir biçimde yürütüyor. İkinci belirteceğim nokta şu olmalıdır veya öyle düşünüyorum. Şimdi biz akademisyenler eğitim öğretimin nasıl etkili hale getirileceğini tartışırken hep kuramsal bilgilere boğuluyoruz. Veyahut da işte başlıyoruz yapılandırmacılık şudur, şöyle olur, böyle olur. Ancak zaman içinde şunun farkına vardık. Uygulamayla işbirliği yapmadıkça bu noktalarda etkin sonuçların elde edilmesi mümkün değil. Burada biraz evvel Özel Okullar Birliği yöneticimizin ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcimizin söylediği örnekler de bir çeşit benim bu düşüncemi güçlendirdi. Dünyada da böyle çalışmalar var. Lesson Study adıyla literatüre girmiş. Bu şekilde biz şimdi bir anlamda akademisyen olarak ben matematik grubuyla, bir başka arkadaşım tarih grubuyla, bir başka arkadaşım kimya grubuyla bir araya geleceğim ve bir senteze ulaşacağız. Yani hareketi yukarıdan aşağıya empoze etmeye değil, aşağıdan yukarıya geliştirmeye çalışacağız. Bu şekilde hem kendi özgün modelimizi geliştirmiş olacağız ve Nimet Hanım'ın bu hayallerini kurduğu sistemin belki de özünü bu oluşturabilir. Yani özgünlüğüyle bize mal olmuş bir model geliştirebiliriz. Yoksa şu anda teorik olarak konuşulacak çok şey var. Uygulamacı arkadaşlarımıza söz hakkı verecek olsak onların da anlatacakları çok şey var. Bu çalışmalar diliyorum ki bu anlamda bir sentezi ortaya çıkarsın. Bu tam kendimize ait bir sentez olsun. Türk eğitim sisteminin geliştirdiği bir modernleşme sistemi olsun. Ve biz de bundan gerek okullarımıza gerek üniversitelerimize yararlanalım. Bu duygularla konuk olduğumuz Tunç Siper tesislerinde konuk oluyoruz. Ailesine teşekkür ediyorum. Nezih Bey yıllar evvel de birinci sınıf öğretmenliği sempozyumunda bize büyük bir hoşgörüyle, ev sahipliğiyle yardımcı olmuştu. Bugün 1994, hemen hemen 20 yıl geçmiş. Demek ki bu tür çalışmalar onun ruhunda var ve böylece nesline de yansımış bulunuyor. Yöneticileri bu hareketi sürdürüyor. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Konuşmalarından dolayı Sayın Dekanım Murat Altun'a teşekkür ederim. Bursa Eğitim Zirvesi 2014 Model Çalıştayı adına Nilüfer Belediye Başkanım Sayın Mustafa Bozbey konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Arz edin. Sayın Valim, İlgili Eğitim Müdürümüz, Dekanımız, eğitim camiamızın değerli yöneticileri, sevgili öğretmenlerimiz ve tabii ki İstanbul'dan gelen Özel Okullar Birliği'nin yöneticileri, okul kurucumuz özellikle Eza Bey'e teşekkür ediyorum. Öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Nilüfer hoş geldiniz. Dışarıdan geldiniz. Evet. Tabii eğitim benim işim değil. Ayrı. Eğitimcilerin işi. Eğitimi en iyi bilen eğitimcilerdir. Ama yıllardır da biz de geçen o eğitimin içerisinden geçerek bugünlere geldik. Ancak benim uzun zamandır özellikle kent yöneticiliğimde sıkça söylediğim bir söz var. Yaklaşık 15 yılı doldurmak üzere kent yöneticiliğinde. Hiç daha önce yöneticilik yapmadım. Serbest meslekten geliyorum. İnşaat yüksek mühendisiyim. Ancak şunu gördüm. Hakikaten okudukça, bazı şeyleri anladıkça eğitimin ne kadar önemli olduğunu altını çizmek istiyorum. Hani bize çocukken hep şunu söylerlerdi. Daha sonraki yıllarda da ya şu anda söylenen bir şey var halk tarafından. Zaman zaman da bunu ifade etti. Ya her işin bir başı sağlık derler. Her yerde böyle söylerler değil mi? Allah'ını severseniz. Sağlık, tamam sağlık elbette ki önemli. Ama eğitimsiz insan sağlığını koruyabilir mi? Koruyamaz. O zaman her işin başı eğitim. Demek ki orada kilitleniyor her şey. Bu anlamda yeni metotların, yeni veya teknoloji uygun metotların geliştirilmesi son derece önemli. Ama keşke ben bir idari yönetici olsaydım Türkiye'de. Üç tane şart koşardım. Eğitimci değilim. Aklınıza sığınarak söylüyorum. Ama anaokulundan liseye kadar, lise sona kadar. Bir, her çocuğun mutlak surette bir spor branşında mutlak surette orada olmasını isterdim. İki,
mutlaka her çocuğun bir müzik aletini çalmasını şart koşardım. 3, mutlaka her çocuğun bir güzel sanatlar alanında bir dalla da uğraşmasını şart koşardım. Tabii ki bilgi önemli. Tabii ki başarı önemli ama bu üçünü de bu çocukta bulundurursanız Türkiye'de devrim olur. Hepinize saygılar sunuyorum. Bursa Eğitim Zirvesi 2014 model çalıştayına katılımıyla bizleri onurlandıran Vali Yardımcım Sayın Eyüp Sami Kartal'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Çok değerli dekanım, değerli Milli Eğitim Müdürü, değerli belediye başkanım, TÜSFÖR okullarının sahibi, değerli Özel Okullar Birliği Eş Başkanları, değerli eğitim yöneticileri, hepiniz hoş geldiniz. Konuşmacıları çok dikkatle dinledim. Belediye başkanımızın son bahsettiği konu altını çizerek çok özel eğitimcilerin dikkat etmesi gereken, belki devlet okullarında yapamasak da özel okulların mutlaka başarması gereken, mutlaka bir sporda, mutlaka bir müzik aleti ve mutlaka bir meşgale, bir hobi, bir alanda mutlaka çocukların gitmesi lazım. Şimdi Nimet Hanım tabii çok duygusal bir konuşma yaptı. O duygusal konuşmanın üzerine her şeyi duygusal bina etmek lazım. Biz doğrusu çok duygusal bir milletiz. Bütün her şeyimizde, bir işe girdiğimizde bütün benliğimizle gireriz. Yeter ki bize çok kayıt kuyut getirilmesin, yeter ki bize çok sınırlar getirilmesin, yeter ki bizim önümüzü açsınlar. Bizde çok mevzuat var. Ben çok mevzuatçı değilim açıkçası. Benim en temel mevzuatım, bizim köyde bir kural vardı. Der ki mala davara zarar yoksa bırakınız yapsınlar. Şimdi bu çok önemli. Adam Smith'in de ekonomik, Amerika'nın belki ekonomik temel yapılarından birisidir. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Mala da var, zararı yoksa bu da Türkçesi. Bizim orada, Mehmet Hocam bizim memleketlerimiz, bizim oranın edebiyatı budur. Köylü mantığı bizim esasında Adam Smith'in dediğini binlerce yıl önce demiş. Mala da var, zararı yoksa bırakınız yapsınlar. Bizde şimdi çok kayıt kuyut olunca bu eğitimde sıkıntı çıkıyor. Bakın değerli arkadaşlar, milletler, eğitici milletler. Yazmadan eğitenlerdir. Bizde mesela plandır, projedir. Bizde olmayan maalesef eksik olan yerlerimizden birisidir. Atalarımızın çok güzel bir lafı var. Göç yolda düzülür, kervan yolda düzülür derler. Biz aksiyoner bir milletiz. Biz yolda işimizi hallederiz. Kervanda giderken işlerimizi hallederiz. Şimdi bakın, bununla ilgili size çok özel bir örnek vermek istiyorum. Bizim Türk siyasal tarihinde hocalarımız şunu anlatırlardı. Derlerdi ki bazı milletler eğitici doğuyor. Bu nasıl bir eğitim sistemidir ki en derin anlatırken? 35 yaşında, 33 yaşında bir sır bağlıyorsunuz. Nasıl eğitiyorsanız Müslüman yapıyorsunuz. Nasıl eğitiyorsanız kendinize sadık yapıyorsunuz. Ve bu adamı sadrazam yapıyorsunuz. 33 yaşındaki adamı elekten geçiriyorsunuz ve sizin adamınız yapabiliyorsunuz. Yahu diyorlardı, bunun bir müfredatı yok mu? Sabah ne gösteriyordun? Öğlen ne anlatıyordun? Akşam ne yapıyordun? Bir satır yazı olmaz mı diyorlar. Evet, bir satır yazıyor. Ama kayıtlarda var. 33 yaşında Sırp'ı getiriyorsunuz Sırbistan'dan. Ki Türklere en büyük düşman bir milleti getiriyorsunuz. Ve sadrazam yapıyorsunuz. Başkomutan yapıyorsunuz. Her şey yapıyorsunuz. Bu sizin üstün beceriniz olduğunu gösteriyor. Millet olarak biz eğitime çok yatkınız. Bakın gidin. Bu özel okullar noktasında, şimdi ben özel okullar temsilcisini de dinledim. Özel okullar noktasında devletin doğrusu katkısı çok az. Bugün Amerika'ya gittiğinizde eğer öğrenci buluyorsanız charter school'u size hem okulu veriyor hem de parasını veriyor. Şimdi devlet benim adıma, benim çocuğuma 3000 dolar devlet okulunda harcıyorsa, ben bir okul bulduysam Amerika'nın charter school'u dünya yeniden keşfetmeye gerek yok. Ver 3000 liramı kardeşim oraya, ben özel okula veriyorum. Bakalım görelim memlekette yarışma nasıl oluyormuş. Emin olun arkadaşlar, biz özel okul sayısını Türkiye'de %30'a 40'a getirsek Türkiye'de eğitim uçar. PISA testleri de böyle çökmeyiz. Türkiye Türkiye ekonomide çok yol aldı. Amenna. Türkiye demokratikleşmede çok yol aldı. Amenna. Ama eğitimde maalesef NATO. PISA testlerinde halimiz OECD'de sonlarda dolaşıyoruz.
O zaman düşünmemiz lazım. Şimdi mesela EBA'yı neden özel okullarımız açmıyoruz? Açmamız lazım. Bilgi özgürdür arkadaşlar. Hele devletin bilgisi herkese özgür olması gerekir. Sadece okullara da değil. İlla eğitimci olması gerekmiyor ki eğitim materyali hazırlaması için birisi. Ben de oturuyorum eğitim materyali hazırlıyorum. Ben de oturuyorum yazıyorum. Şimdi İstiklal Marşı oratoryosu hazırlamışım. Bu da eğer bir EBA uygulamasıysa buyur EBA uygulaması. Şimdi ben illa eğitimci mi olmam gerekiyor bunun için? Bir şey yazmamış. Ben 40 sene okumuşum. Yetmiyor mu daha bu illa bir eğitimci titri mi olması gerekiyor bir insana? Dolayısıyla eğitim herkese açıktır. Bir. İlla Nilüfer Belediye Başkanımızın dediği gibi eğitim kökenli olmaya gerek yok. Bu çarkın içerisinde geçmiş herkes eğitimcidir. Bugün Wikipedia örneği var. Mesela ilk çıktığında insanlar şunu dediler. Ya bu ne biçim bilgi? Olur mu böyle dediler. Herkes yazıyor, ediyor. Bir ton yalan yanlış bilgi olur. Şimdi Wikipedia'da yalan yanlış bilgi en fazla 3 dakika durabiliyor. Özgür bilgi böyle bir şey. Ve ben eğitim modelleri içerisinde arkadaşlar size şunu salık veririm. Kanada örneği çok önemli. Bence bütün eğitimcilerin özel eğitim, özel okullar birliğinin Kanada eğitim modeli üzerinde oturup çok böyle sistemli bir şekilde değerlendirmeleri lazım. Kanada bilgiyi özgürleştirmek için uğraşıyor. Bilgiyi parasız alana çekmek için uğraşıyoruz. Bilgisayar yazılımlarını parasız alana çekmek için uğraşıyoruz. Ne kadar eğitimin masraflarını düşürürseniz o kadar eğitimin kalitesini de arttıracaksınız demektir. Şimdi ben Mersin'den geldim. Burada Adnan Hocam da burada İçer Koleji'nin sahibi. Şimdi 5 sene önce, 6 sene önce biz Mersin'de akıllı tahta uygulamasına geçtik. Bu Fatih projesi denen biz projeyi. O zaman Adnan Hocam burada. Bütün köylerimiz dahil bu uygulamaya geçtik. Özel okullar dedik ki ya biz devlet okullarının gerisinde kaldık. Biz de onlara yetişelim. Öyle mi Adnan Hocam? Şimdi yalnız 5 senede, 6 senede o kadar çok şey değişti ki. Bu çalıştığa bir katkı olsun diye bunu söylüyorum. 5 senede, 6 senede o kadar teknoloji değişti ki. Bizim zamanımızda tabletler yoktu. 5 sene, 6 sene önce. iPad'ler yoktu. Şimdi tabletler gelişti. Bunların enerji tasarrufları gelişti. Benim iPad 4 gün, 5 gün gidiyor şimdi. O zaman eğitim materyalleri de değişti.